Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Borsada tarihi zirvedeyiz. Dolar 14,5-15 arasında salınıma devam ediyor. Ons altın yatay bir bantta, gram altın dolara paralel hareket ediyor. Biraz hafif yükselişte. Piyasalarda sürpriz bir şey yok. Henüz beklentinin dışında gerçekleşen bir durum yok. Ama bu hareketler neden oluyor? Mesela borsa niye yükseliyor? Ülke ekonomik krizde enflasyon almış başını gidiyor. Dolar niye yükselmiyor vesaire. Bunların hepsinden bahsedeceğiz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Konuya girmeden önce kısa bir hatırlatma yapayım. Herkese açık bir Twitter hesabım var. Bir de kapalı bir Twitter hesabım var. Yeni üye alımı yapmadığım bir Twitter hesabım var. Herkese açık olan Twitter hesabımı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ekranda görüyorsunuz. Hysterian TV bitişik yazarsanız bu Twitter hesabım herkesin takibine açık. Buradan da güzel paylaşımlar oluyor. Özellikle raporları, haberleri vesaireleri paylaşıyorum. Takip etmeyenler için bence güzel bir bilgi kaynağı burası. Gereksiz muhabbet yok. Tamamen ekonomiyle alakalı bilgiler var. Borsadan başlayalım. Niye borsadan başlıyoruz? Şundan dolayı. Şimdi enflasyona karşı parayı koruma yöntemleri birkaç tane var arkadaşlar Türkiye'de. Mesela bunlardan birincisi borsa. İkincisi işte altın, gümüş, dolar, euro vesaire gibi TL dışındaki parasal varlıklar. Üçüncüsü işte Eurobond gibi devlet tahvili gibi ürünler. Dördüncüsü de işte gayrimenkul, arsa, araba vesaire gibi şeyler. Şimdi bunların hepsi enflasyona karşı belli bir ölçüde koruma sağlar. Ama bizim amacımız ne? Paramızı enflasyona karşı korumak, hatta mümkünse üstünde getiri sağlamak. Peki borsa bunu yapabiliyor mu diye sorduğumuzda endeks olarak bunu yapamıyor. Yani borsa endeksinde BIST 100 endeksine yatırım yapan bir insan tamamen sadece BIST 100'e BIST 100 endeksini oluşturan hisselere aynı oranda dağılım yaparak yatırım yapan bir insan enflasyonun üstünde getiri sağlayamıyor. Geçmişten bugüne bakılan şeylere göre verilere göre maalesef durum bu. Peki dolara karşı dolara yatırım yapılırsa enflasyonu geçebiliyor muyuz? Sadece dolara yani Eurobond gibi veya faiz kullanmadan sadece dolar alarak tutularak yapılan bir yatırım bu da geçemiyor arkadaşlar enflasyonu. Peki arsa, konut vesaire gibi yatırımlar geçiyor mu? Yerine göre veya alış zamanındaki kriterlere göre geçebiliyor da geçemiyor da. O yüzden o da çok subjektif. Yani yorum yapma konusunda çok elde somut net veri yok. Devlet tahvilleri vesaireler geçebiliyor mu sorusuna da. Şu an içinde yaşadığımız ortamda mesela devlet tahvilleri eksi getirir, reel getir sağlıyor. Yani enflasyona eziliyor. Dolayısıyla sağlayamıyor. Ama enflasyona endeksli devlet tahvilleri var. Bunları siz alamıyorsunuz. Genelde bankalar alıyor. Onlar enflasyona endeksli olduğu için onlar bir nebze koruma sağlıyor. Bir de Eurobondlar var. Eurobondlar da doları dolar cinsinden veya euro cinsinden ağırlıklı olarak dolar cinsinden aslında bir nevi devlet tahvili. Ama şirketler de çıkarabiliyor. Mümkün olan en basit tabiriyle anlatmaya çalışıyorum. Siz mesela 100 bin dolarınız var diyelim. Bugün 2022. 2027 vadeli bir Eurobond alıyorsunuz. Eurobond'un faizi %5 olsun. Bugün 100 bin dolarla alıyorsunuz. Diyelim ki 2027'de o 100 bin dolarınızı size 100 bin dolar olarak geri veriyorlar. Ancak arada geçen 5 yılda her yıl %5 oranında yani 100 bin dolarınıza işte 5 bin dolara denk gelecek şekilde her yıl 5 bin dolar size ödeme yapıyor. Faiz ödemesi gibi ödeme yapıyor. Dolayısıyla aslında günün sonunda 5 yıl içinde %5 yıllık faizi olan bir Eurobond aldığınızda dolar bazında yıllık %5 kazanmış oluyorsunuz ve 100 bin dolarınızı aslında 125 bin dolar olarak geri almış oluyorsunuz 5 yıl sonunda. Eurobond iyi bir yatırım aracı. Onu söyleyeyim. Tabii şimdi borsa yükselince hemen şeyler akıllara geliyor arkadaşlar. Ya borsa şöyle hemen şurada bir veri paylaşmıştım onu açarsam daha somut net konuşuruz üstünde. Bulabilirsem.
Şimdi borsada şöyle bir yanlış izlenim var arkadaşlar. İşte borsaya para yatırırsan enflasyonu yenersin, çok güzel getiriler var falan filan. Doğru ve aynı zamanda da yanlış. Dediğim gibi sadece endeks kendi başına yenemiyor. Peki biz kendimiz hisse seçelim. Kendimiz hisse seçersek getirileri çok iyi olabiliyor. Özellikle de doğru zamanda doğru hisseler seçilirse, ama bu da herkesin her zaman yapabileceği bir şey değil. Bu konuda da çok fazla bilgi kirliliği var. Herkes kendini üstad, işte herkes kendini borsa ustası falan sanıyor. Öyle bir dünya yok. Gerçekten böyle 5 yıl 10 yıl boyunca kendini bu piyasalarda kanıtlamış, işlem yaparak veya doğru hisse seçerek kendini bunlarda kanıtlayarak parasını pulunu geliştirmiş insan sayısı çok az. Ama yapılabiliyor mu? Yapılabiliyor. Yalnız şöyle bir durum var. Her borsaya giren borsadan çok güzel para kazanacak diye bir şey yok. Bunun da örnekleri var arkadaşlar. Mesela ben son 5 yılı şeyde Tefas'ta, yani bizim fonları karşılaştırdığımız resmi web sitesinde resmi verilere göre son 5 yıllık şeyi karşılaştırdım. Getirileri karşılaştırdım. Son 5 yılın en büyük getirisi altında var. Altında özellikle şu son 2 yıldaki yükseliş tabii bunda etken. Son 2 yılı çıkarırsak hikaye biraz değişiyor. Ama çıkarmak da doğru olmaz. Yani sonuçta bu işin doğasında var. Ama son 10 yıla yaydığımızda altın 3. 4. sıraya geliyor, onu söyleyeyim. Son 5 yıla baktığımızda arkadaşlar şöyle bir görüntü var. En fazla getiriyi altın. İkinci sırada Eurobond. %370'lerde bir getiri oranıyla. Üçüncü sırada ve dördüncü sırada euro ile dolar, ikisi birbirine çok yakın getirileri %300. Bakın dolar ve euro %300 civarı, eurobond son 5 yılda %370 civarı. Yani dolar ve eurodan %70 daha fazla getiri sağlamış. Bu işte size biraz önce anlattığım sebepten dolayı arkadaşlar. Eurobond'un faiz alıyor olmasından kaynaklı yani. Beşinci sırada BIST 100 var arkadaşlar. Yani borsa son 5 yılda, tabi buna temettüler dahil değil muhtemelen. Ama temettüleri de dahil etsek bu doları ve euroyu geçemiyor. %220 gibi bir şey çıkıyordu, ben hesaplamıştım. Sonra borçlanma araçları var. Bu da devlet tahvilleri falan. O da çöp. Ve BIST 30 var en sonda da. İşte özellikle bankaların çok geride kalmasından kaynaklı. Getiri oranında %150 gibi bir oranda kalmış son 5 yılda. Yani Eurobond BIST 100'ü, İşte BIST 30'u falan ikiye katlıyor. Dolar ve Euro'dan daha fazla getiri sağlıyor. Enflasyona göre de daha yukarıda kalıyor. Enflasyon da şuralarda bir yerdeydi yanlış hatırlamıyorsam bu son 5 yılda. %230'larda falan. Ama şimdi enflasyona şöyle bir durum var. Şimdi hangi enflasyonu baz alacağız? TÜFE'yi ben baz almıyorum. Çünkü TÜFE manipüle edilen saçma sapan bir enflasyon hesabı. Üretici fiyatları daha mantıklı. Üretici fiyatları daha doğru. Orada hile burada yapamıyorlar daha fazla. O yüzden üfeyi baz almak gerekiyor bence. Üfeyi de baz aldığımızda zaten son bir yıl %100'ün üstünde. Sadece son bir yıl %100'ün üstünde. O yüzden de %250 civarı bir enflasyon geliyor. O da dolarla euro ile aşağı yukarı kafa kafaya denk geliyor. Şu araya bir yere giriyor yani. Dolayısıyla bu tabloya baktığımızda sonuç olarak ne diyoruz? Hisse senedi enflasyonu yenebilir, yenemeyebilir. Burada sizin ne yapacağınız önemli. Hemen burada şöyle şeyler geliyor. İşte fonlara yatıralım, profesyoneller yönetsin paramızı. Maalesef doğru değil. Fonlar bu işte çok başarılı değil. Sebebini size anlatıyorum şimdi. Son 5 yılda 42 tane hisse senedi yoğun fon var arkadaşlar. Bizim borsamıza yatırım yapan hisse senedi yoğun fon. Bu 42 tane hisse senedi yoğun fonun son 5 yılda işlem gören bunlar. Son 1-2 yılda yeni çıkan fonlar var. Onlar dahil değil bu hesaba. Son 5 yılın 5'inde de işlem yapmış olacak bu fon. Kritere dahil olması için. Son 5 yılda bu 42 tane fonun sadece 6 tanesi Eurobond'u geçebilmiş. Şurayı geçebilmiş yani. Ya BIST 100'ü ve BIST 30'u bir şekilde geçiyorlar ama Eurobond'u geçemiyorlar. Peki Eurobond'un olayı nedir? Eurobond risksiz kazanç. Yani devlet iflas ederse, işte ben borçlarımı ödeyemiyorum derse o zaman Eurobond yanıyor. Ama zaten iş o noktaya gelirse sizin yani hisselerinizin de pek çoğu çöp olacaktır büyük olasılıkla. O yüzden o işin o noktaya gelmeyeceği süreci konuşuyoruz. Eurobond mevduat gibi risksiz bir kazanç öneriyor. Vade sonuna kadar tutulursa. İşin kritik şeyi bu. Kısmı bu. Arada satmayacaksınız yani. Konjonktüre göre. Dolayısıyla Eurobond tarafında sadece
42 tane hisse senedi fonunun 6 tanesi Eurobond'u geçirmiş. Geri kalan 36 tanesi Eurobond'un altında getiri sağlamış. Bu ne demek? Yani risksiz bir yatırım varken bile fonlar o risksiz yatırımı geçemiyor. Yani hisse senedi riskini almaya gerek yok gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Dolayısıyla şöyle bir durum var ortada. Biz peki ne yapacağız? Yani biz parayı ne yapalım? Hisse senedine hiç mi yatırmayalım? Yanlış. Hisse senedine yatırmak gerekiyor. Yalnız şunu bilmek gerekiyor. Borsada işlem yapmak öyle her baba yiğidin harcı değil. Herkesin yapabileceği bir iş de değil. Fon yöneticileri bile işte size anlattığım gibi bu resmi veri arkadaşlar. Açıp bakabilirsiniz yani. %150 getiri sağlayan fonlar var. Ya %150. BIST 30 fonları, BIST 100 fonu, Deniz Portföyün, Ziraatin, Ak Portföyün falan filan. Bankacılık fonu %25 getirmiş mesela. Ak Portföy ve İş Portföyün bankacılık fonları %25 getirmiş son 5 yılda arkadaşlar. Dolar bazlı zaten bakmıyorum bile. Dolar bazlı tam çöp yani ortalık. O yüzden yani bu fon yöneticileri bile zaten Türkiye'de bu iş inanılmaz kalitesiz onu söyleyeyim. Bu fon yöneticileri bile doğru düzgün fon hisse seçip fonlarının getirilerini Eurobond'un bile üstüne çıkaramıyor. Doları falan geçemiyor yani. Dolayısıyla bu ortamda doğru hisse senedi seçerek veya fonları sürekli inceleyip takip ederek işlem yapılabilir. Benim portföyümde Eurobond'un ağırlığı %25-%30 civarı arkadaşlar. Türkiye gibi bir ülkede de ben bunun daha altında bir Eurobond ağırlığı taşımayı doğru bulmuyorum. Fiziksel dolar çok taşımayı tercih etmiyorum. Sadece Türkiye'deki risklerden kaynaklı banka kasasına kaldırıp koyduğum bir miktar şey var. Fiziksel dolar var. Onun dışında Eurobond ağırlıklı yatırım yapıyorum. Dolar tarafında, altın tarafında. Hisse senedinde de Türkiye'de gerçekten bu konuda kendini ispatlamış kalklamış 4-5 tane iyi fon var. İsimlerini de verebilirim. Bir tanesi son 2 senede ortaya çıkmış olan Hedef Portföy'ün NF fonu. Bazı soru işaretlerim var kendileriyle ilgili. Daha önce bunların detaylarını paylaşmıştım. Tekrar konuşmak istemiyorum. Ama getiri olarak makul bir getiri sunuyor son 2 yılda stabil bir şekilde. Onun dışında MAK var. Marmara Kapital'in yatırım fonu. Yöneticisi, fon yöneticisi Haydar Acun Bey. Bu piyasada gerçekten başarısıyla ön plana çıkmış. Uzun süredir de bunu sürdürebilen insanlardan. Onun dışında tacirlerin fonları var. Değişken fonu ve hisse senedi yoğun fonu. Bunlar da başarılı. Son dönemde ortaya çıkmış olan Osmanlı Portföy'ün fonu vardı. Geçen yıl iyiydi. Bu sene iyi gitmiyor. Ama ona da bakılabilir. HSBC'nin hisse senedi yoğun fonu vardı. O da fena değildi. Ve şeyler var. Bazı konjonktürel fonlar var. İşte mesela sağlık sektörü fonu var, elektrikli araçlar fonu var vesaire vesaire. İş portföyün bu anlamda yelpazesi gayet iyi bence. Oralardan bazı fonlar seçilebilir. Benim de öyle bir fon sepetim var. Haftalık bültende de 3 ayda bir bunun dağılımını paylaşıyorum ben. Bu arada haftalık bültene üyelikleri tekrar yavaş yavaş açmaya başladım arkadaşlar. Haftalık bültene üye olmak istiyorsanız ve benim işte işlemlerimi, fon dağılımımı, portföy dağılımı, hisse dağılımı görmek istiyorsanız videonun açıklama kısmındaki bölümde kripto para yollayarak bunun nasıl yapılabileceğine dair detaylı açıklama var. Oradan öğrenebilirsiniz. Bu şekilde yavaş yavaş gene kontrollü bir şekilde haftalık bültene üye almına başladım. Bilginiz olsun. Önümüzdeki süreçte de tabii daha farklı planlarım, projelerim var ama onlara henüz zamanı değil, erken söylemek için. Olgunlaştığı zaman söyleyeceğim. Güzel haberlerim var yani. Kısacası şu an için hisse senedi ve fon tarafında tablo bu. Kendiniz seçebiliyorsanız hisse senedi seçin ama işte 42 tane fonun 36'sında profesyonel fon yöneticileri bunu yapamıyor. Yani ben bunlardan daha iyi seçerim diyorsanız buyurun seçin. Benim kendi haftalık bülten portföyümdeki son bir yıllık getirim %115'i geçti. Hatta %120'yi geçti. Son 10 aylık getiri bu hatta. Bir yıl bile değil. Dolayısıyla ben bunlardan daha iyi yönetiyorum onu söyleyeyim. Ya yani o konuda mütevazı olmayacağım. Peki niye kendim fonlara da para dağıtıyorsun? Çünkü riski dağıtıyorum. Yani ben her zaman bakamayabilirim. Başıma bir iş gelebilir. Sağlığım bozulabilir. Başka işlerle uğraşırken gözden kaçırabilirim vesaire vesaire. Dolayısıyla
riski dağıtmak babında ben portföyümün bir kısmını işte fonlara ayırıyorum, bir kısmını Eurobond'a ayırıyorum vesaire. Bu şekilde işlem yapmak daha doğrusu, daha mantıklısı. Sırf hisse senedinde işlem yapıp para kazananlar var mı? Var. Ama daha fazla batanı biliyorum ben. Yani şunu söyleyebilirim. Sadece hisse senedinde işlem yaparak çok büyük paralar kazanan veya sadece hisse senedinde işlem yaparak batan insanların oranını söylerseniz benim gördüğüm %85'i 15 falan gibi bir oran var yani. Yani %85'i batıyor, zarar ediyor, lanet ediyor, dolandırıldık diyor, bu işi bilmiyoruz diyor. %15'i bir şeyler yapabiliyor. O %15'in de işte enflasyonu geçiyor mu, Eurobond'u geçiyor mu falan, o konularda da soru işareti var yani. O yüzden kendinize bu alanda yatırım yapmanız önemli ama herkesin de bir finansal okuryazar olma kapasitesi yok. Maalesef acı gerçek bu. O yüzden de bu konuda işte profesyonel fonlardan biraz önce bahsettiğim şekilde inceleme analiz yaparak onlardan yardım alınabilir. İşte benim haftalık bültenim var. Başka insanların başka şeyleri de vardır mutlaka. Ben çok takip etmesem de bilmiyorum yani. Bu şekilde önümüzdeki süreçte enflasyonu yenmek kolay bir iş değil. Size biraz önce anlattığım sebeplerle. İşte sadece BIST düze yatırım yaparsan, işte tahvile mevduata para yatırırsan yenemiyorsun. Altının getirisi geçtiğimiz yıllardaki getirinin önümüzdeki 5 yılda da devam edeceğini ben hiç sanmıyorum. Altın şu aralara bir yere düşecek bence. Getiri anlamında. Dolayısıyla Eurobond veya işte seçilerek alınan hisse senetleri veya düzgün fonlar, nokta atışı yapılabilecek fonlarla bu süreç yönetilebilir. Biraz uzun bir video oldu ama sürekli bunu soruyordunuz. O yüzden bu haftanın videosunda bunlardan bahsetmek istedim. Borsada tarihi zirveye yaklaşmışken bunları konuşmanın doğru zamanıydı bence. Son olarak dolar tarafındaki beklentimi söyleyeyim. Dolarda ben yükseliş trendinin devamını bekliyorum arkadaşlar. Dolarda bir düşüş hareketi beklemiyorum. Cari açık nedeniyle dolar yükselmeye devam edecek. Yani bu trendini böyle her hafta 5 kuruş 10 kuruş şeklinde tutabilecek olsalar ne ala, öp başına koy diyeceğim. Ama ben bir noktadan sonra yine böyle 1 lira atacağımızı düşünüyorum yukarıya doğru. Yeni denge noktalarının işte 16'larda 18'lerde oluşacağını, yıl sonuna doğru da 20'ye doğru bir baskının yaşanmasını çok muhtemel görüyorum. Maalesef durum bu. İşte önümüzdeki süreçte Suudi Arabistan tarafından bir olumlu haber gelebilir. Swap anlaşması ya da yatırım haberi falan gibi Katar tarafındakine benzer bir haber gelebilir. Bu gibi haberlerin etkisi geçici oluyor, kısa oluyor. Unutmayın bunu. Bu haberin coşkusuyla kapılıp da kendinizi kaybedercesine hisse senedine yığılma yapmayın. Şu an piyasa zaten bu gibi şeylerin de olabileceğini fiyatlıyor. Dolayısıyla dolar tarafının bir miktar portföyde bulunması bence mantıklı. Borsa tarafında da büyük bir çöküş öngörmüyorum. Çünkü biz zaten enflasyon rallisi yapıyoruz. Son olarak şunu söyleyeyim. Buraya kadar izleyen insanlara bonus olsun. Yorumlarda da ben buraya kadar izledim, son kısmı da gördüm diye yazarsan en azından kimin faydalandığını görmüş oluruz. Çünkü aslında bunu videonun başında söyleyecektim ama kimin gerçekten videoyu buraya kadar izleyeceğini de merak ettiğim için sonuna bıraktım. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz şey arkadaşlar Türkiye borsasının ta 87'den bu yana trendi. Şimdi biz şu anda tekrar AKP sağ olsun 90'lı yıllara geri döndük enflasyon olarak. Şimdi arkadaşlar bu bölgeyi yakın inceleyeceğiz. 90'ları yakın inceleyeceğiz arkadaşlar. Niye? Çünkü özellikle de şu bölgedeki yükseliş hareketinin işte 2021'in Temmuz'unda başlamış olan, enflasyon rallisinin, buradaki yükseliş enflasyon rallisi sebebini öğrenmek gerekiyor. Şimdi bizim burada yaşadığımız yükselişle şurada yaşadığımız yükseliş arasında ciddi fark var. Burası 2003-2007 arası, 2008 arası Türkiye'nin altın çağı. Yabancı girişinin olduğu, Avrupa Birliği ile müzakerelerin başladığı, hızlı bir şekilde fasılların ilerlediği ve Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne gireceği öngörülen, dolar bazında 1 dolardan 5 dolara rally yaptığımız ortam arkadaşlar şurası. Enflasyon bu süreçte çok düşük, tek haneye kadar inmiş, uzun bir süre öyle gitmiş, dolar kuru yatay seyretmiş ama buna rağmen Türk borsasına ciddi bir para girişi var. 2003-2008 arasında yaşanan hikaye buydu. Biz şu anda tekrar bir rallideyiz ama buradaki ralliyle alakamız yok. Çünkü burada enflasyon %5'ti. Burada enflasyon %70, %80, %100.
Dolayısıyla biz şu anda aslında 90'ları konuşmamız gerekiyor. 90'lardaki tablonun birebir aynısını yaşıyoruz. 90'larda ne oluyordu? Enflasyon %100'lerde, %50'lerde, %200'lerde geziyordu. Şu an olduğu gibi yani. Hani o beceriksiz yöneticiler falan diyorlardı ya bizi yönetenler şimdi. İşte o günlere geri döndük sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Enflasyon sürecinde arkadaşlar Türk borsası 93'ten işte 99-2000'lere kadar neredeyse şöyle bakalım %50.060. Yani ne demek bu? 500 kat. Yani işte 0.40'dan 200'lere kadar yükselmiş. 500 kat yükselmiş yani. Kabaca. Peki 500 kat 60 10 yılda nasıl paraya? Bu çok büyük bir para falan değil mi? Hakikaten enflasyon da öyle. Yani enflasyon da her yıl para %200 enflasyon altında eziliyor. Dolayısıyla bunlar böyle üst üste birike birike aslında sen bir şey kazanmamış oluyorsun yani. Maalesef acı ama gerçek bu. Türk borsası TL bazında 2000'li yıllarda da sert bir rally içindeydi. Borsa çok fazla düşmezdi. Sürekli artı kapatırdı falan. Çünkü enflasyon sebebiyle borsada işlem gören firmaların ciroları, satışları falan da yükseliyor. Kağıt üstünde yükseliyor. Yani adam sattı, bugün sattığı ürün 100 lira. Enflasyon nedeniyle önümüzdeki sene 170 liraya aynı ürün satıyor. Aynı miktarda satsa bile cirosu %70-60 oluyor. Dolayısıyla şirket değerlemelerine, borsadaki rakamlara falan bunun hep etkisi var. Kar oranları falan da. Kar oranları değil de kar miktarları da aynı oranda arttığı için. Yani bugün 100 liraya satıp 30 lira kar ediyorsa yarın 170 liraya satıp işte 140 lira 35 lira 40 lira kar edecek. Oransal olarak baktığınızda ikisinde de atıyorum %30 kar marjı var ama TL bazında karları yükselecek. Dolayısıyla bu hisse fiyatına da fiyat olarak FK nedeniyle yansımış olacak. Şu anda yaşanan rally 1993 ile 2000 arasında yaşanan rally'nin aynısı. Enflasyon düşmediği sürece de borsada hareket bu olacak. Bu nedenle bu tablo bize ne söylüyor? Şunu söylüyor. Borsa bir şekilde enflasyona paralel hareket ediyor ama enflasyon kadar etmiyor. Çünkü bu yıllarda şu hareketin yaşandığı yıllara detaylı bakıldığında borsanın enflasyonun çok gerisinde kaldığı görülür. Aynı şekilde dolar bazında da yine yerlerde süründüğü görünür. Bu nedenle borsada hisse seçimi önemli. Ezbere iş yapmamak gerekiyor. Eğer bu süreç içinde önümüzde bakın şunun altını ne kadar çizsem azdır ama tekrar vurgulayarak söylüyorum. Bu süreç içinde önümüzdeki süreçte eğer yanlış hisse seçerseniz hayatınızın en büyük hatasını yapmış olursunuz. Hem enflasyondan dayak yersiniz hem hisse senedinin değer kazanmamasından hatta kaybetmesinden dayak yersiniz. İnanılmaz hızlı fakirleşirsiniz. Ne yaptığınızı bilmiyorsanız borsaya hiç bulaşmayın. Bakın parasını borsadan kazanan biri olarak söylüyorum. Ne yaptığınızı bilmiyorsanız borsaya hiç bulaşmayın. Çöp möp hisselerden kesinlikle uzak durun. Hayatınızın en büyük hatasını yaparsınız. Borsadan çok anlamam ama biraz borsadan da para kazanmak istiyorum. Çünkü enflasyonu yenmenin başka çaresi yok diyorsanız da bu sefer de sizlere biraz önce paylaştığım gibi profesyonel fonlar var. Ve bu performans olarak da işte o 42 tane fonun 6 tanesi Eurobond'u falan geçmiş. Bunlara bakın. Bu fonlardan para kazanmaya çalışın. Bu fonlara yatırım yapıp tutun. Al sat yapmayın. Ya da işte dediğim gibi benim haftalık bültenime vesaireye de üye olabilirsiniz. Sıkıntı değil. Benim burada amacım pazarlama yapmak değil yani size yol göstermek. Bu nedenle de arkadaşlar önümüzdeki süreç sizin hayatınızın hatasını yapmış olduğunuz bir süreç de olabilir. Benim de çevremde var bu hataları yapanlar. Sürekli bana gelen mesajlardan falan da biliyorum sizlerin arasında da olduğunu. Önümüzdeki süreçte borsa yükselecek. Enflasyon nedeniyle yükselecek ama enflasyonu geçmeyecek yükseliş. Muhtemelen doları da geçmeyecek. Böyle 1-2-3 yıllık süreçte baktığımızda muhtemelen doları da geçmeyecek. Seçimden sonra iktidar değişir, düzgün bir yönetim anlayışı gelir. İşte Avrupa'yla tekrar senkron olmaya başlarız pek çok konuda. O zaman tablo değişir. O zaman şöyle bir durumla tekrar karşılaşabiliriz. Bence düşük ihtimal ama bu olasılık var. Seçimlerden sonra 2003-2008 arasındaki rally'nin bir benzeri yaşanabilir. Şu an öyle bir rally'de değiliz ama bunu unutmayın yani. Şu anki konumuz o değil. Şu an 93-2000 arasındayız.
Türkiye hızlı bir şekilde fakirleşiyor enflasyon nedeniyle ve borsada bu fakirleşmeye ayak uydurmaya çalışıyor. Ve bu böyle devam edecek. Ve bu süreçte sizden tek bir ricam var. Sakın ama sakın borsa tarafında short yönlü işlem yapmayın. Sakın altını ne kadar çizsem az gelir. Asla borsada short yönlü işlem yapmayın. Ya bu, ne diyor short ne demektir falan filan diyorsanız zaten isteseniz de yapamazsınız demek oluyordur. Bunu böyle yani short'un ne demek olduğunu ne demek istediğimi anlamayanlar için zaten bir önemi yok. Bu kısmı dinlemeseniz de olur. Ama ne demek istediğimi anlayanlar özellikle VYOP tarafında işlem yapanlar için bu uyarımı kesinlikle dikkate almaları gerektiğini düşünüyorum. Sonra kafayı çok duvara vurursunuz. Enflasyon rallisinde short açılmaz. Hayata küstürürler adamı, batırırlar yani. Uzun video oldu. Hafta içi bir canlı yayın yapmayı da düşünüyorum. Bunun olması için videoyu beğenmenize ve yorumlar kısmındaki yorumlarınıza ihtiyacımız var. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşürüz. Selamlar.